Hoş geldiniz. Şişe şunlar bir bekliyorum başını. Evet, değerli İtfaiyeci kardeşlerimiz, ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. İtfaiye haftasını kutluyorum. Büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan, hem insanların hem diğer tüm canlıların her türlü korunmasında, onların zor durumlarında onlara yardım eden bir kuruluş olan itfaiye, her anlamda büyük bir sorumluluk gerektiren bir birim. Depremde, sel felaketinde, yangında veya vesaire birçok sıkıntılı durumlarda hep vatandaşın yanında itfaiye bulunur. Ve gece gündüz demeden 24 saat kesintisiz hep halkın ve halkımızın, ilimizin, çevremizin bu anlamdaki tüm sıkıntılarında hep itfaiye olur yanında. Ben onun için çok önemli bir görevi icra ettiğinizin altını özellikle çizmek istiyorum. Sağ olun. Çünkü güzel günlerde insanlar pek itfaiye hatırlamaz ama zor zamanlarda, zor durumlarda bir kaza olur değil mi? Veya bir yangın olur, bir felaket olur. Hemen ararız telefonlarımızda itfaiyeyi ki itfaiye gelsin bizi kurtarsın diye. Ve bizim de tokatımız, itfaiyemiz, işte müdür beyimiz de burada. Ta baştan müdürümüzden başlayalım tüm ekipleriyle gerçekten her zaman, her türlü olaya hazır ve nazır bir şekilde bekleyen, üç vardiyaya çalışan ve 24 saat halkımızın hizmetinde olan bir birim. Makinemizle, aletlerimizle, araçlarımızla, bununla beraber fiziki mekanımızla gerçekten belki çevrelerdeki birçok yerde her anlamda daha üstün donanmış bir itfaiyeyiz. Biz de bu anlamda tüm tokatımızın hizmetindeyiz. Allah böyle acılar hiç göstermesin. Allah vermesin. Yangın gibi, sel gibi veya başka deprem gibi felaketleri vermesin ama sonuçta yaşıyoruz. Hayatın olağan akışında böyle şeyler de oluyor. Ama her zaman Tokat Belediyesi itfaiyesinin o sıcak yüzü, çalışkanlığı, olaylara hemen acil bir şekilde el atması da Tokat hemşehrilerimizi de eminim ki hem gururlandırıyor hem de emniyetle, emin bir şekilde Tokat'ta yaşamalarına da vesile oluyor diyorum. Ve ben bu anlamda bir kez daha itfaiye haftasını kutluyorum sizlerin bu haftalarını da tebrik ediyorum. İnşallah biz yine bir tatbikat çalışmasını da yapacağız. Cumhuriyet Meydanımızda bugün saat 13.30'da. İnşallah böyle bir tatbiki anlamda da arkadaşlarımız bir çalışma yapacaklar. Bunu da beraberce zaten görmüş olacağız. Ben bir kez de hepinize teşekkür ediyorum ziyaretlerinizden dolayı. Sizleri tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Doğru yok, bugün de bugün de.